İşte Japonya'nın kralı geldi ya. Japon İmparatoru Yoshi-san. Yanında da bakın Japon gizli servisi. Yapma yapma. It's from Japan. You're from Japan too? Siz Türk müsünüz? Ama Japonca konuşuyorsunuz. Bu da Japon Türkçe konuşuyor. Ne kadar ilginç. Yoshi Enomoto. Afiyet olsun. Konuşsan oğlum Japonca. Ha? Konuş oğlum Japonca. Ne yapıyorsunuz? Bu Japonca konuş diyorum. Bak hanımefendi Japonca biliyor bu arada gerçekten. Medya kankası. Süper. Evet Yoshi'cim. Beni kırmadın. Ta Osaka'lardan geldim buraya. 13 saat sürdü ya. 13 saat. 13 saat Osaka'dan. Ama direkt uçuş değildi. Doha'da. Arkadaşlar bu arada adam Beylikdüzü'nden geldi. 2,5 saatte gelirdim de 1,5 saatte geldim diye şey yapıyor. Seviniyor 1,5 saatte. Başka ülke. O telefonu bırak. O telefonu bırak. Burası Japonya değil. He, ağzını bunu kırarım senin. Mailine başlatma burada. YouTube çekiyoruz. Sen yabancı turist aç. Simit yedireceğim sana. Simit yedireceğim. Simit zaten yedim. Martı mıyım? Martı değilim. Martılar ağlar. Evet Yoshi'cim. Senin taksicilerle maceraların. Evet. Şimdi daha kaç tane sorduk? 6 tane, 7 tane. Tabii ama şanssız be. 6-7 de şey yaptık yani. Biraz... Ne yaptılar en son seni? Nasıl kazıklılar? Buraya gidiyorum diyorum. Evet. Avrupa yakasından Asya yakasına. Normal evet. Köprü var ya, tünel de var. Evet. Ama 3. köprüden gidelim. Orası daha iyi. Trafik yok falan. Yok falan. Ama kazıklılar. Her evet. Türlü maalesef. Abi taksicilerle adam Japon hep kazıklıyorlarmış ya. Biz ne arasın abi? Biz ne arasın? Sende gerisi. De var galiba biraz Japonluk ha. Gözler. Ha? Uygur. Uygur abiymiş. Ha. Sözcü abimiz Uygur. Uygur Türk müsünüz? Evet ha, ne güzel. Çin'den, Türkistan yani. Doğu Türkistan. Yoshi'yi cağ kebap yemeğe getirdim. Tabii ki Japon turistliğini yapıyor. Her şeyin fotoğrafını çekiyor. Ayağınızda 4 porsiyon. Yoshi! Burası Sirkeci'de ünlü bir cağ kebapçı. Cağ kebabı. İlk defa. Böyleymiş. Wow. Wow. Anda. Nanda. Nanda. Ha. Yoshi. Çok güzel. Yoshi'cim, bugünkü videomuzun konusu Japonya'daki ilginç adetler. Evet. Tamam mı? İlginç 10 adet diyelim. Tamam. Daha fazla da olabilir. Çok fazla dünyayı geziyorum. Çok fazla Japon'la tanışıyorum. Aha. Bunlar ne bok olsa yani bak. Ne olursa olsun. Mesela Japon'a. Safari'ye gittim Kenya'da. Japon arkadaşlar var. Şey fotoğrafı gösteriyorum mesela. Bir tane aslan. Kıytırık bir aslan fotoğrafı. 10 tane aile böyle. Ooo! Ooo! Diye böyle orgazm oluyorlar. Neden böyle? Orgazm. Kafayı mı yediniz siz yani? Ha? Tezki ya. Ooo! Böyle. Abartı değil mi? Abartı. Şaşırttığını göstermek için normal bir tepki Japonca'da. Ama yani... Japonların değil mi? Japonca'da gerçekten şaşırıyorlar mı yoksa? Şaşırıyorlar bence. Abartılı yapmıyorlar öyle yani. Yani doğal olarak böyle yapıyorlar. Böyle yarım dakika falan böyle ooo yapıyorlar. Korkuyorum ben hani ne oldu diye. Ya ben de şimdi bunu yedim mi ooo dedim ooo güzel. Evet şimdi ilginç adetler demişken Japonlar biliyorsunuz ramen. Biz rameni ilk Miyazaki filmlerinden izledik. Miyazaki biliyorsunuz Japon yönetmen. Hayao Miyazaki'den var. Evet. Ben Miyazaki'yi bu arada çok severim. Bak bende dövmesi var Miyazaki'nin. Gel bak. Totoro değil mi? Totoro var bak. Öyle severim yani. Oo, dur abi bitirmedik daha. Ha bu ne? Neymiş ya? Bu ne? Bahçe. Bahçe halinde, okey. Bu da yeni icat herhalde, ben görmemiştim. Böyle ben çocukken Miyazaki izlerken falan ramen görüyordum. Bu rameni yerken Japonlar ağzını şapırdatıyorlar. Mesela bizde ayıptır ya hani ağzını böyle diye yemek. Japonlar ağzını şapırdatıyorlar ve bu ayıp değil. Şapırdatmak biraz ayıp. Mesela bunu yapsam ayıp olabilir. Ama noodle, ramen yapmak ayıp değil. Değil yani. Daha lezzetli olduğunu göstermek için mi yapıyorlar?
Orada yok. Bir şey yok ya. Yani öyle. Alışkanlık var orada. Şapırdatmayarak yesem de lezzetli olmuyor. Olabilir. Lezzetli olabilir. Ama yapıyorlar diyorsun. Ama yani eski komedi var, Rakugo diye. Bir kişi oturup kimonoyla böyle anlatıyor. Aha. O zaman mimik olarak her zaman böyle... Oradan alışkanlık kaldı tüm ülkeye. Oradan değil de orada da görebiliyoruz ki herkes böyle yapıyor. İlginç, ilginç. Evet Yoshi'cim, Japonya'da bildiğim çok ilginç bir olay var. Bakalım bu doğru mu? Yani şey de olabilir. Şimdi bu, biliyorsunuz Japonya'da vending machines var. Aha. Otomat. Evet. Para atıyorsun. Jidō Hanbaiki. Ne? Jidō Hanbaiki. Jidō Hanbaiki. Baiki demen gerek yok. Jidō Hanbaiki. Jidō Hanbaiki. Flat. Jidō Hanbaiki. Evet. Her şey için slot makinesi varmış. Milyonlarca varmış sanıyorum. Milyonlarca, yani çok var var. Her evet. Sokakta var şehirlerde. Ve sadece sigara için falan değil, birçok şey için var değil mi? Evet. Yani ben bir şey duymuştum Japon arkadaşlardan. Slot makineleriyle ilgili değil şu anda anlatacağım ama. Aha. Mesela böyle fetiş pazarları varmış. Tokyo'da mesela böyle insanların çok yoğun olmadığı yerlerde. Sapık bir şey. Sapık adamlar. Tamam. Gidip üniversiteli kızlar, erkekler bilmiyorum. Mesela kirli donlarını ya da cinsel organlarından çıkan suyu küçük şişelere koyup İğrenç. Küçük şişelere koyup satıyorlarmış. Vending machine içinden mi? Onun vending machine'i de varmış ama bir de mesela pazar yani. Toplanıyorlar böyle arka sokakta artık nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben o alanda çok uzman değilim. Ama var, var olabilir, olabilir. Çünkü mesela... sapıklık çok var. Bir de benim arkadaşım vardı. Aha. Onlar mesela lisedeyken kadın iç çamaşırı çıkarıp satıyorlarmış. Onu duydum yani. Benim arkadaşımın arkadaşları biraz mesela benden... Mesela regl oluyor kadınlar. Kan var mesela. Aha. Onu satıyorlarmış ve binlerce dolara satılıyormuş yani. Çok pahalı. Japonya onu, pahalı bir ülke zaten biliyorsun. Onu duymadım, bilmiyorum. Cinsel organlarındaki suyu böyle küçük şişelerde satıyorlarmış. Ve bu boxerların, işte donların, boxerların falan olduğu vending machine'ler, otomatlar varmış. Ben görmedim, ben bilmiyorum. Yani... Nasıl Japonsun sen ya? Allah ceza versin. Şiddet, şiddet hayır. Japonya'da bu boynuzlar nasıl? Aldatmanın şeyi simgesi olarak kullanılıyor mu mesela? Sevgini seni aldatınca Türkiye'de boynuzladı derler. Uyduruyorsun ya. Valla. Türkçe'de boynuzladı derler. Yo, böyle bir şey yok. Japonya'da yok mu? He? Uyduruyorsun değil mi? Ben vallahi bilmiyorum uyuyorum. Diye. Yemin ediyorum uydurmuyorum. Yok. Boynuz hatta esprisi yapılır. Bak seni boynuzladı sevgilim falan diye. Hatta bu su 2000 dolarmış. Arjinadan çıkan su. Deli ya. Çok ilginç. Gerçekten delisiniz siz Japonlar. Evet. Normal yerde zaten vajina suyu satacak bir adam yani tabii ki. Bu ne oğlum sıkma şeyci mi, portakal sucu mu? Gel şuraya oturalım. Aha kedi de var. Allah'ın kedisine alerjisi varmış. Bu kediye alerji olan tipler nedir? Seviyorum ama. Seviyor musun? Evet seviyorum. Bir de şöyle bir şey var. Japonların telefonları su geçirmezmiş. Çünkü banyoda bile kullanıyorlarmış. Onu bilmiyorum ya. Orada bir şey mi var? Banyoda bile cep telefonu kullanıyorlarmış. Bir şeye koymuyorlar mı? Belki koyuyorlar. Yok, su geçirmez cep telefonları var ya. Benim iPhone öyle mesela. Öyle mi? Denize... Ya ben bilmiyorum. Bu ne amına koyayım? Getirdik Japon'u. Adam, ben daha bilgiliyim Japonya hakkında ya. Onu bilmiyorum, ya bunu bilmiyorum. Değişik sapık bilgiler veriyor ya. Gerçek mi gerçek değil mi bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Japon değil misin oğlum? Her şeyi be, sen bilmiyorsun ki. Siz? Ha? Japon pornoları izliyorum ben. Tamam. Yani günde ben 5-6 saat porno izliyorum zaten. Tamam. Tamam. Profesyonel. Niye siz sansürlüyorsunuz pipilerinizi? Çünkü oraya yasa var. Evet. Pornoda cinsel organ göstermek yasak diye yasa var. Niye? Neden bilmiyorum. Çünkü porno sanırım bir yasak. Yani göstermek, açık bir seks göstermek küçük yasak diye olduğu komplekse için. Komplekse mi giriyorlar acaba? Alakası yok ya. Alakası nasıl yok. Alakası? Bir de küçük değil. Pornoda. He. Sensör varsa seks yok anlamına geliyormuş. Sansür varsa? Seks yapmıyor anlamına geliyormuş. Yani ama... seks yapıp göstermek yasak. Ha. O yüzden biraz saklayıp bu seks değil porno değil mantığıyla satıyormuş. Okay. Ben şey duydum. Konuyu değiştiriyorum ya. Sapık sapık konular açıyorsun hep benim şey yapıyorsun ya. Yok şeymiş bilmem neymiş. Adam gerçekten. Bu geyşalar var ya geyşalar. Tamam, evet geyşalar. Geyşa var. İlk geyşalar erkekmiş. Onu da bilmiyor musun? Hiç duymadım.
Ne yapacağız biz senle şimdi? Çekiyoruz bunu. Kimden duydun bu ya? İlk geyşe erkek mi? Evet. Ne kadar eski? Çok mu eski? Çok eski zamanlarda. Türkiye'de de mesela dansözler, evet, ilk dansözler erkekmiş. Öyle mi? Yani günah olduğu için kadına hiç bakmak. Hiç ilk defa senden duydum ya. Bu Çengi mi deniyor? Öyle bir şey deniyor. Erkek. Geyşelerin. Bak lan. Ha. Bak. Hadi bakalım. Evet, şu anda bir Japon'u mors edeceğiz arkadaşlar. Japon'dan daha çok şey bildiğimi şu anda ispatlayacağım. Geisha. İsminden belli. Boşu boşuna gay dememişler. Gay. Şa işte. Gay İngilizce mutlu demek. Mutlu insanlara gay denirmiş. Yani çok mutlu oldukları için eşcinseller. Geisha eski zaman erkek diye bakacağım şimdi. Bak bakalım. Bakayım nasıl yazıyorsun. Japonca yazıyor bak. İşte Türkleştim diye bizi kandırıyor. Geisha eski zaman erkek mi yazdın oraya? He? Bir ne yazdı sitede oraya? Soruyor. He. Eskiden geisha erkek, bu doğru mu diyor. Hı. İşte bak yazıyor orada. Dedelerinin mezar taşını okuyamazsın. Tamam diyen var. Biz okuyamıyoruz ama dedemizin mezar taşını. Biraz daha güvenli site gibi görünüyor şu. Dile bak ne acayip. Bul lan bul. Bul. Bak. Japon kaynaklardan bulamadı. Ya efsane olabilir ya. Pat değil diye oğlum, gerçek. Sen nereden biliyorsun? Oğlum ben Japonya uzmanıyım lan. Hattori Hanzo diyorlar bana Japonya'da. Hattori Hanzo. Hattori Hanzo'nun kim olduğunu bilmiyorsun. Biliyorum. Ünlü Japon kılıç. Totoro Donma var diye Japon uzmanı olamazsın. Kesen. Ya. Kes. Kadın, geisha kadın. Hayır, gir. Gir. Bakıyorum da çıkmıyor öyle bir bilgi. Bak yaz, ilk geishalar erkek miydi diye. Başka bir şey var mıydı geisha gibi ya? Sushi miydi onlar? Bulamadın mı? Sayışı, bulamadım. İngilizce yaz. Ha tamam. First geishas were men. Yok efsane. Yok bu ara bir. Değil nasıl ya? Gir bak. Yaptım. Her ben bakacağım. Ya. İşte ben buldum. Evet. Taikomochi. Taikomochi biliyor musun da o geisha ya değil ya. Oldu. O geisha değil, bu geisha değil. Al. Taikomochi. Bu Taikomochi şey değil miydi oğlum? Oyuncak böyle cebinde büyütüyorsun falan. Tamagotchi miydi onlar? Tamagotchi. Her şey karıştırıyorsun ya. Evet. Taikomochi ayrı ya. Nasıl ayrı? Ona geisha demiyoruz. Oğlum Cultural Trip'te yazıyor işte. The unknown, the original geisha, Taikomochi. It's very little known fact, but Japan's original geisha were actually men. İşte böyle çakarlar. Daha sen Japon ya kültürünü bilmiyorsun. İnanmıyor. Japon kültürünü. Sana. Yazıklar olsun. Her neyse, konuyu değiştirelim. Evet, tamam. Japonya'da bir festival var. Tamam. Bu sumolar var ya. Ya yani senin 5-6 katın şişmanlığında benim gibi olan, aha, aygırlar. Çocukları korkutmaya çalışıyorlarmış. Yarışmanın amacı. Ağlatması mı onu? Ağlatması. Onu gördüm de. Yani bir yerde vardır, iki yerde vardır ama her yerde olan bir şey değil. Sumo güreşçileri çok zengin değil mi? Star yani hepsi. Yok, çok güçlü olan, ünlü olan olanlar star olabiliyor. Ama evet, çoğunlukla normal, o kadar zengin olamıyor. Benim bir tane Japon sevgilim vardı. Tamam. Borneo'da tanışmıştım, Malezya'da. Deliydi diğer tanıdığım Japonlar, aha, gibi o da. Evet. Senin gibi yani. Evet. Chubby gibi. Ben Chubby de Japon değilim. Değil mi? Ben de deli değilim. Sen değil misin? Nesin sen? Neyim ben? Kazak. Kazak Türk. Hayır. Sen Japonya'nın neresi nasıl? Osaka'lıyım ben. Osaka. Hokkaido'luydu kız. Hı-hı. Hokkaido. Hokkaido'da çok şeyi, kuzu eti yiyor. Kuzu eti yiyorlar. Hı. Bu bilgi gerçekten çok ihtiyacımız olan bir bilgi. Arkadaşlar evet, yazın kesinlikle. Hokkaido'lular bolca kuzu eti yiyorlarmış. Evet. Onun için Hokkaido'lular daha mı az zeki? Yani balık yiyenler daha mı zeki oluyor? Orada da balık yiyorlar. Orada yiyorlar. Balık ve etlerin zekiyle alakası yok. Sen Hokkaido'lulara gerizekalı demek istiyorsun. Sen nasıl şey yapıyorsun ya? Manipülasyon yapıyorsun. Şeyi biliyor musun sen, yonca evcimiyi? Hokkaido'ya şita kumbamba kumbamba, Hokkaido'ya şita kumbamba, ah bir baksa uzunları yaksa, bilmiyor musun onu? Türkçe mi? Yonca evcimiyi şarkısı, evet. Hokkaido'ya şita kumbamba kumbamba. Kumbamba mı diyor? Aha. Japonca şarkı. Ne demek? Konbanwa, iyi akşamlar demek. Ha, Hokkaido yamaçta? Hokkaido'nun Hokkaido. Kuzey deniz, yamaçta da bir soyadı. Ha. Atıyor yani yoncacığım, atmış, evet, bizi kandırmış. Evet.
Yine sapıkça bir konu açacağım. Tamam. Çünkü sen varsın karşımda. Tamam. Yok, sen profesyonelsin. Ben sapık değilim. Hiç sapıklığından alakası yok. Kızma. Ağzını kırarım bak. Yemin ediyorum Japon mapam dinlemem. Kur bakalım. Parçalarım seni kur, burada kur. Bak. Parçalarım seni. Parçana kır. Japonya'da bir festival var. Hı. Ve penise tapıyorlar festivalde. Evet biliyorum onu. Niye siz penise tapıyorsunuz? Ya o da her yerde olan bir şey değil. Biz her yer demiyoruz abi zaten yani. Allah Allah. Bunu sorman lazım her zaman. Yoksa o Japonya'da her yerde... Her yerde demiyoruz abi. Bir yerde pipiye tapıyor. Niye tapıyorsunuz abi penise? Onu yeni yapmışlar turizm amacıyla. 20 sene önce falan. 20, ha, turizm sene. İçin. Evet. Yabancı turistler çekelim diye yapmışlar. Sen tapmıyor musun penise? Ben tapmıyorum. Sen tapıyor musun? Penisine göre değişir. Bu arada ciddi olarak bir soru soracağım. Japonlar Shintoist değil mi? Shintoist var, Budizm var. Budizm. Onların karışımı var. Evet, Shintoizm zaten Budizm'in Japon versiyonu gibi. Hayır, hiç. Değil hiç, mi? Hiç değil. Anlat Shinto, bakalım. Shintoizm daha çok doğa tapma. Animizm gibi. Animizm, animizm ya. Animizm. Evet. Doğadır, hayvandır, yemektir. Yemek. Rüzgardır. Ha, animizm, evet. Şey, animizm. Ha, Budizm'le hiç alakası yok mu Shintoizm'in? Var diye biliyorum ya. Ben ya. Var dendi. Var dendi. Bana var dediler. Budizm'iyle orijinal olarak alakası yok ama Japonya'nın bu yüzyıllar tarihinde Budizm sonradan geldi Çin'den. Böyle mixed oldu. O yüzden bayağı karışık. Japonlar mesela Ocak'ın başında yeni yıl diye tapınağa gidiyor. Ya Budizm tapınağa gidiyor ya da Shintoizm tapınağa gidiyor. Okay. Çok da fark etmiyor. Anladım. İnsanların zaten kafa takmıyor dinleri. Çok dindar değil değil mi Japonlar? Dinler olmayanlar daha çok. Ateist yani, dinsiz. Ateist de çok diyemiyoruz çünkü öyle şey yok. Ankette dine inanıyor musun, inanmıyor musun gibi soru var ama ateist misin diye sormuyorlar. Ve dinsiz mi diyenler de mesela bayağı pratik yapabiliyor. Tapınağa gidiyor, etkinlikler. Geleneksel dinse. Yani geleneksel. Evet, geleneksel halinde daha inanıyorlar. Çok. Hadi gel dolaşalım. Şimdi seni çok güzel bir tatlı yemeğe götürüyorum. Severim. İncirli muhallebi. Gerçekten. Muhallebi mi? Muhallebi. Puding yani işte. Puding. Tanımıyor musunuz? Tanımıyor musunuz? Ünlü... Türkçe yok mu? Bilmiyorum abi. Ha, Türkçe bilmiyor musunuz? İngilizce. Ha, tamam. Türkçesi yok. Ama biz daha şey, sen daha Türksün. Şimdi muhallebi yemeğe götürürüz ama ondan önce sana çok ilginç bir şey anlatacağım. Tamam. Bu da aslında Afrika ile alakalı bir şey. Tamam. Benim Afrika'da duydum. Ben Afrika'ya gidiyorum. Etiyopya'da bir rehberim bir de şoförüm var 10 sene önce falan. Konu şeye geldi işte Japonlara. Japonlar niye çekik gözlü diye sordular bana. Tamam mı? Tamam. Sen biliyor musun sebebini? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun lan? Yani çekik gözlü falan değiliz çünkü. Yani işte göz kapakları düşük ya. Ha. Türkçesi onun çekik gözlü. Ha. Neden olduğunu biliyor musun? Şey yani. Duydum bir kere. Kuzeyden geldik ya. Aha. Siberya'dan falan. O zamanki çok yansı varmış. O yüzden bu ara göz. Evet. Ya işte düştü diye buzul, bir şey duydum. Buzul çağında çok soğuk bölgelerde yaşıyor Asyalılar. Kar fırtınaları buz şeklinde göze girmesin diye göz kapağı düşüyor. İşte buz fırtınalarından vesaire gözü korumak için göz kapağı düşüyor. Vücutta daha az kıl oluyor falan. Yani tamamen evrimle alakalı bir farklılık yani. Çok hani büyütecek bir şey değil diye ben Afrikalılara anlattım. Dedim ki Afrikalılar da Japonların tersine çok, yani Japonların, Asyalıların tersine çok sıcak ortamda evrimleştiği için tersi bir evrim geçirip ten renkleri siyah. Evet. Çünkü çok fazla güneş var. Ayakları daha büyük, elleri büyük, göz kapakları düşük değil falan fişman. Evet. Yani daha farklı bir evrim. Sonra bana ne dediler biliyor musun? Ne dedi? Ya dedi olur mu öyle şey dedi ya. Ha. Sen dedi yanlış biliyorsun dedi. Ha, ne dedi onlar? Dedi ki Japonya'da dedi atom bombası atıldı ya dedi. Hiroshima, Nagasaki'ye. Evet. Ondan sonra dedi bütün Çin şey... Bombadan sonra gözleri değişti dedi onların dedi. Öyle cahillik yani. Yani önceden... Önceden... Afrikalı gibiymiş. Tamam. Ve sana bir söyleyeyim mi? Bütün Afrika'da böyle biliyorlar bunu. Öyle mi? Evet. Aa,
Hadi ya. Türkiye'deki Japon efsaneden daha kötüymüş. Göz ile alakası yok ama. Bir Japon efsanesine göre şu anki yüzümüz, evet, Önceki hayatta sevdiğiniz kişinin yüzüdür diye. Uydurma. Sosyal medyada evet. Çok evet. Yaygın bir uydurma. Ama Türkler neden sizin göz kapağınız çekik göz olduğunuzu düşünüyor? Onu bilmiyorum ki. Ha. Okay. Söylemediler. Evet. Doğrusu arkadaşlar evrim. Mesela Finlandiya'da da gidersen sarışın mavi gözlü ama çekik gözlü insanı görürsün kuzeyinde mesela. Onlar da o şekilde evrimleşmiş. Bu sana puding yedireceğim yerde sıra var galiba ya. Ya sosyal medyada başka bir şey mesela train, Japonya'daki train istasyonlarda müşterileri boyuna ittiren görevli var diyor. Bir şey var. Yani o görüntü doğru. Evet. Ama onlar sadece bu ittirmek için çalışmıyor. Normal. Evet, çalışıyorlar. Çalışanlar. Ve o da başka Japonya hakkında bilgiler gibi. Tokyo'nun belli yerlerden, çok kalabalık yerlerden, belli bir saatte çok kalabalık olduğu zaman öyle bir şey oluyor. İttiriyor. Bize de lazım o metrobüslerde. Evet, evet. Evet. Metrobüsle lazım. Japonlar çözmüş. Onlar gelsin, ittirsin. Bu Japonya'da bir tane intihar ormanı varmış. Evet, o doğru. Nasıl? Ya intihar zaten Japonya'da çok yaygın olduğu için ve bazı yerler bilmiyorum neden yani ormanda şey çok insanlar giremiyor, sürmüyor. Evet. O yüzden belki oradan ya da klik var neydi? Evet. Üçünüm var. Evet. Oradan hop, kendileri atlıyor. Atlayan. Bir de yani bazı yerler var intihar. Harakiri yapıyorsunuz. Harakiri yok ya. Yok mu artık? Harakiri yok tabii. Nasıl yok? Oğlum televizyonlarda bizi kandırıyorlar mı? He? Harakiri var ya. Yok ya. Eski zaman. Eski zaman. Böyle saplıyor. Diye çekmiyor mu? Ya 200 sana 250 sana önceye kadar vardı. Şimdi yok. Yok tabii. Mu? Yok. Tren 5 dakika geç kalıyor. Japon bakan harakiri yaptı diye haber çıkıyor bize. Yok. Çıkmıyor. Haber çıkmıyor ama Çin 1 dakika gecikme yaşadı trende. Ondan sonra soruşturma başladı şirkete. Sonra haber çıktığı zaman CNN Türk'te Çin trenler, Çin istasyonlar görseli kullandığını gördü. Ama Japonya'da. Evet. Kabul ediyorsun yani. Kabul etmiyorum. Neymiş? Söyle bakalım. Taikomochi geisha ile ayrı bir şey. Ama onlar otoko geisha yani erkek geisha olarak da bilinir. Eskiden de geishaların yardımcısı olarak taiko drum. Antik geisha olarak biliniyormuş. Zaten ben yani, ilk geishalar dedim. Oradan çıkmadı. İlk geisha desem. Yani geishadan önce taikomochi vardı. Oradan geldi. Haydi. Yanlış bilgi verdin ama. Geç. Hayır. Hiç kabul etmedim. Çünkü taikomochi ayrı. Ayrı değil ama antik geisha'da deniyormuş sonuçta. Antik geisha'da demiyor. Demin erkek, dedin ya. Erkek. Erkek geisha'sı. Evet. Geisha olduğu için onlar da benzer iş yaptı erkeklerine. Erkek geisha'sı. Yani geisha'nın öncesi ilk geisha'lar erkek diye bilgi yok. Bence uydurmuş bu İngiliz siteler. Amerikan mı? Bak. Bilmiyorum ama. Benim senden daha çok bilmem gücüne gitti değil mi? Hain Japon. Zaten Japon falan değilim bak. Siz bu, diyorsunuz Japon diye bak. Japonya'da McDonald's'ta çalışıyorsun, tamam mı? Kaç lira para kazanıyorsun dolar olarak? 9 dolar, 10 dolar. Bir saat. Saatlik 140 lira. 140 lira. Yani 150 lira. Gibi bir şey. 10 saat çalışsan 1500 lira. Haftada 5 gün çalışsan 7500 lira. Haftada kazanıyorsun. 15, 30 bin lira. Hayır. İyi para lan. 30-35 bin lira. 2000 dolar. Ama yine de şimdi bu 20 sene önce Japonların ortalama maaşları yükselmedi. Düştü, birazcık düştü. Düşüyor değil mi? Düşüyor. Ama Avrupa ülkeleri, Amerika, gelişmiş ülkelerin yükseldi. O yüzden komparatifle Japonlar düşük oldu. Siz de bankaya para yatırdığın zaman faize eksi para veriyorlar değil mi? Eksi olmuyor yani normal bizim gibi müşteri. Mesela 1 milyon yatırırsan 999.000 veriyorlar yani. Çünkü faiz eksiymiş Japonya'da. O şey ya Central Bank'ın yaptığı şey. Yani mindless. Çok ilginç.
Evet, Japonya'da faiz yok arkadaşlar. Eksi veriyor yani. Eksi faiz. Ekonomi o kadar sağlam ve güçlü ki Japon bankalara para yatırırsanız bir sene sonra daha az para veriyorlar. Hayır, hayır. Müşterinin yaptığı biz, sen, ben gibi normal insanın açtığı hesapta faiz veriyorum. Ama neredeyse yok. Yok yani. Yani sıfır. 0.05 falan veriyor. He. Sen yani ha, öyle. Kazanmıyorsun. Okey. Süper. İyi, bu kadardı bugünlük. Tamam. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Arigato, arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Şey nasıldı? Japonca sizi seviyorum ne demek? Sizi seviyorum demiyoruz ya. Genel olarak. Şey var. Hoşlanıyorum falan. Nasıl? Suki, suki. Sikiyo var ya, sikiyo, sikiyo şarkı. Sikiyo. 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 Ben seni sikiyorum. Gibi. Şey var. Urami no kawaii yuku onna Onita wa to ni sute wa shite. Yanlış söylüyorsun ya. Nasıl yanlış söylüyorum oğlum? Yani, eski Japonca bu. Eski Japonca sonra da yanlış tarafı bize... Ibushi. Doğru. Eski Japonca. Urami? Ibushi. Sonra? Urami. Urami o kawaii yuku onna Hanna wa to ni sute wa shite. Doğru değil mi? Doğru söylemiyorsun, anlamıyorum konuştum. Anlamıyor çünkü eski Japonca, antik Japonca konuşuyorum ben. İşte aramızdaki kültür farkı da bu. Hokkaido şivesi konuşuyorsan. Hokkaido şivesi, evet. Aç, aç dinle. Bak, yanlış söylüyorsun. Nasıl? Urami bushi, urami bushi o zaman. Urami bushi diyorum işte. Urami ibushi, ibushi diyordun o zaman, anlamadım. O kadar da Japoncamız şey olsun ya. Ama yanlış kelime söylersen anlamam tabi. Urami bushi, urami ibushi ne fark eder? Fark ediyor çünkü urami ibushi diye başka bir kelime var. Ibushi. Kadın da öyle diyor. Tamam. Şimdi anladım. Ne demekmiş? Nasıl çevirsem? Ibushi. Aha, ibushi diyor işte. Çünkü urami'nin i'den geliyor. Urami ibushi. Ben de öyle diyorum işte. Ama dediğin zaman urami ibushi dedi o zaman. Bak, hayır. Ulan hiç Japonca da bilmiyor musun sen ya? Urami ibushi. Ya, ya. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Benimki de. Bu arada Yoshi'nin kanalına da abone olun. Benim kanalda gençlere burs veriyoruz. Abone olursanız, destek olursanız güzel bir yere gidecek paralar. Destek olalım. Kendinize iyi bakın be. Görüşürük. Görüşürüz.